Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye özellikle son yıllarda yerli ve milli bir şekilde savunma sanayi alanındaki elini güçlendirirken, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli dikey atım lançer sisteminin test atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Fakat bu aslında öyle basit bir mesele değil. Milli dikey atım lançer sisteminin arkasında yatan çok derin mevzular var desek yanılmış olmayız. Gazeteci Yusuf Alabarda da bu durumun farkında ve katıldığı bir canlı yayın sırasında bu konuyu ele almayı ihmal etmedi. Yusuf Alabarda gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye'nin daha öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden dikey atım lançer sistemi satın almak istediğini fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu vermediğinin altını çizdikten sonra Türkiye'nin tamamen yerli ve milli imkanlarını kullanarak Amerika'dan satın almak istediği sistemin yerlisini üretmesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne açıkça bir meydan okuma olduğunu ifade etti. Gazeteci Yusuf Alabarda konuşmasının devamında Türkiye'nin bu sistemi yerli ve milli bir şekilde üreterek Amerika Birleşik Devletleri'ne resmen bir gövde gösterisi yaptığını ve sen vermesen de ben kendim ürettim ve başarıyla test ediyorum mesajını açık bir şekilde verdiğini dile getirdi. Türkiye son yıllarda yerli ve milli bir şekilde savunma sanayi alanında gücüne güç katarken zaman içerisinde birçok alanda da tecrübe ve bilgi birikimine sahip oldu haliyle. Bu kapsamda artık ihtiyacımız olan her türlü platformu daha ucuza mal edebiliyorsak önce dışarıdan almak için bir görüşme gerçekleştiriyoruz. Fakat bildiğiniz gibi her zaman olduğu gibi dışarıdan bir sistem almaya kalktığımızda çeşitli sebeplerle bunu alamıyoruz ve üstüne bir de ambargolarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sefer bahsettiğimiz platformda da aynı senaryolar birebir yaşandı. Geçtiğimiz dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden dikey atım lançer sistemi almak için görüşmeler gerçekleştirmiştik. Bu kapsamda Amerika'dan MK-41 VLS sistemleri alınması planlanıyordu fakat bu satışa Amerika Birleşik Devletleri'nden onay gelmedi ve MK-41 VLS'ler konusunda ambargolarla karşı karşıya kaldık. Bunun üzerine Türkiye yine kolları sıvadı ve kendi milli dikey atım lançer sistemini geliştirmek için işe koyuldu. Türk mühendislerimizin bugüne kadar elde etmiş olduğu tecrübeler ve bilgi birikimleri sayesinde ve aynı zamanda artık elimizde bulunan gelişmiş teknolojilerle milli dikey atım lançer sistemini geliştirmemiz çok da zamanımızı almadı diyebiliriz. Yaşanan gelişmelere baktığımız zaman, milli dikey atım lançer sistemi MIDAS'ın ilk atış testleri gerçekleştirildi. Dünyada sayılı ülkenin bu teknolojiye sahip olduğu bilinirken, dünyada sadece sayılı ülkenin sahip olduğu bu teknolojiye, Türkiye'nin de yerli ve milli bir şekilde ulaşması, tabii ki özellikle Yunan basınında geniş bir yankı bulmayı başardı. Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesiyle geliştirmeye devam ettiği savunma sanayisi tüm dünyada ses getirmeye devam ederken, bu durumun son örneği ise yine yerli ve milli savaş gemilerimize entegre edilecek olan yerli ve milli dikey atım lançer sistemi oldu. Roketsan tarafından tasarlanıp geliştirilen ve önümüzdeki 2023 yılı içerisinde envantere alınması beklenen MILGEM, TCG İstanbul Fırkateyni'nde kullanılmak üzere geliştirilen MIDAS yani Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin ilk atış testi geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. MIDAS platformundan ateşlenen füzenin ise yine Roketsan tarafından üretilen Hisar-D Aref hava savunma füzesi olduğu öğrenildi. Biz bu gelişmeleri yaşarken Yunanistan'da tabii ki geri kalmadı ve Yunan basını milli dikey atım lançer sistemimizi mercek altına almayı ihmal etmedi. Yunan basınında çıkan haberde öncelikle Türk Deniz Kuvvetleri'nin reis sınıfı denizaltılarına dikkat çekildi. Reis sınıfı ilk Türk denizaltısının
deniz testlerine geçtiğimiz günlerde başlandı ifadelerine yer veren Yunan medyası, devamında ise 2023 yılından itibaren Türkler donanmalarına her yıl yeni bir denizaltı katacaklar ifadelerini kullandı. Bu denizaltıların Türk donanmasına özellikle Ege ve Doğu Akdeniz açıklarında çok büyük kolaylıklar sağlayacağını belirten Yunan basını, asıl korkutucu olan şeyin ise Roketsan tarafından yerli ve milli bir şekilde geliştirilip üretilen milli dikey atım lançer sisteminin, yani MIDLAS'ın olduğunu ifade etti. Yunan medyası bu konuyu detaylıca ele aldı ve yazısında Türkiye birkaç yıl öncesinde yapımı devam ettirilen TCG İstanbul Fırkateyni için Amerika'dan MK-41 dikey fırlatma sistemi satın almak istedi ve Amerika buna onay vermedi. Türkler Amerika'dan bir ambargo aldı. Bunun üzerine kendi sistemlerini üretmeye başladılar. Ulaştığımız bilgiler, Türkiye'nin bu yeni fırlatma sistemini yeni nesil denizaltı platformlarına ve tüm balistik füze envanterini fırlatma kabiliyetine sahip diğer savaş gemilerine entegre etmeye hazırlandığını gösteriyor. Sadece Yunan donanmasına değil, adalarımıza ve anakaraya yönelik büyük bir tehditten bahsediyoruz. Çünkü görünmez Türk denizaltıları gelecekte Yunan topraklarına seyir füzeleri fırlatabilir ifadelerine yer verdi. Roketsan tarafından üretilen milli dikey atım lançer sisteminin ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi. MIDLAS 2023'te ilk kez İstanbul Fırkateynine entegre edilerek deniz kuvvetlerimizin envanterine girecektir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.